geçen... 17'de kediler. Ya canımız sıkılıyordu. Bir gün dedik ki bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Biz bir şey. Duvarda başladık aslında. Elimizde boya da yok. Siyah boya vardı. Sarı vardı. Öyle bir şeyler yaptık işte. Annemin kedileri de çok olduğu için kediler falan geliyordu. Herkes bir şey yaptı onlar için. Sonra komşulardan da çıktılar. O duvara başladı aslında her şey. İlgi çekti, durup fotoğraf çekiliyorlar. Boyadığımız en genelde şey. Hemen talep görüyorsa. Değer kazanıyor. Şu an yani burayla şey. Başladık sonra işte... Bunun ön cephesini yapmıştık geçen yaz. Şimdi sürekli bunu soruyorlar sanırım. Kafenin karşı tarafından talep geldi işte. Manzaramız biraz daha güzel olsun. Evet. Orayı çalıştık geçen yıl. Evet. Çok önceki yıl çalıştık. Yani her şeye de uygulanamıyor. Dönüşüm yapılabilecek, proje tutacak bir şeyse bulunuyor. Burası mesela şey, eskiden deve kervanlarının dinlendirildiği bir yer. Kedilerden sonra bu sokakta develeri çizdik. Burası develerin işte eski Roma üzerinde bu kervanların, hayvanların bakımının yapıldığı bir yer. Eskiden öyle bir misyonu varmış ve işte 80'li yıllara kadar, hatta 70'li yılların sonu, 80'li yılların başına kadar da hala o işte deve kervanları geliyordu buraya. Biz çocukluğumuzda hatırlıyoruz. İnlendirildiği yer. Onunla ilgili işte bir atıfta bulunsun diye develer çizdik. En sonunda işte bu senede burayı anlatan bir İngilizce tanıtım yazısı hazırladık. İşe bağlı olarak şimdi... Hani büyük ve kalabalık iş gerektiren durumlarda gençlerle birlikte çalışıyoruz. Şu an biz mesela tatilde olduğumuz için hani evimizin önünde hobi olarak bazı şeyleri çalışıyoruz. Ama grup çalışması gerektiğinde tabii ki gençlerle çalışıyoruz. O kafenin, hobi kafenin olduğu bölgede daha çok işte geçtiğimiz yıl boyunca orada grup workshoplar yaptık. Şimdi şöyle, gençler yüksek bir enerji potansiyeline sahipler. Bir çalışma yapılacağı zaman işin ucundan mutlaka tutuyorlar. İşte sadece bu sokak bayamalar değil, burada işte 20-30 bin kişilik organizasyonlar mesela Bocuk Gecesi'nde. Onları hep gönüllü gençlerin şeyiyle, desteğiyle, işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bocuk Gecesi festivali oluyor. İşin en soğuk gecesi çok çok eski Balkan kültürü. O gece Orta Çağ'da şekillenmiş bir gelenek aslında. Bu gece Bocuk denilen bir yaratığın çıktığına inanıyorlar. Herkes birlikte olup o gece o mahalledeki en büyük evlerde toplanıp aslında biraz korkuyu yenmek için eğlenceler yapıyorlar. Sonra da birbirlerini korkutmaya çıkıyorlar gece. Gece yarısından sonra. 2004'te burada organizasyon olarak başladı. İnsanları almayınca mekanda yapılırken sonra bahçede şimdi köyün tüm noktasında katılımla yaklaşık her yıl giderek artan bir katılım şeyle gerçekleşiyor. Onun da hepsinde bütün organizasyonlarda yani köy gençleriyle çalışıyoruz tabii ki. Kostümüne kadar, sahne dekorlarına kadar her şeyi birlikte yapıyoruz. İlk evde sıkıntı çektik zaten çünkü kiralık kiracı oturanlarla birlikte zaten başlamıştık bayamaya. Ev sahibi görünce tabii şöyle ki oldu, rezil ettiniz duvarları diye ev popüler olunca herkesin de tabii ki ilgisini çekti. Daha sonra şu an herkes alıştı zaten, her tarafta fotoğraf çekiliyorlar. Kabak pişirmişler. Onun için buraya sonra 15-16 sene oldu.
belediye başkanımız burada. Bunu düzenledi. 15 seneden geleneksel olarak her sene oluyor burada. Ama şu 2 senedir çok insan sayı 20 bin kişi çok insan olur. Ve Bahçeköy'e kadar araba. Bizim ninelerimiz evvel biz ille yılbaşında kabak pişireceğiz. Bildiğin bal kabağı. İşte oradan gelenek olarak bundan domuzlarını bastırmak için. Bizim de kalmış ninelerden 62. gece, kışın 62. günün gecesiyle bizde kabak pişer yani. Ninem bize derdi, kızım yiyin, yemezseniz sırtınıza biner telli bocuk. Ben, bocuk yani yemezseniz sırtınıza biner. Neyse neymiş o bilmiyorum artık yani korkutucu, ürkütücü bir şeymiş mi artık.